Ben Betül Fatime Günday, İzmir'de yaşıyorum. Tunceliyim, Diyapağan'ın torunuyum. Çiftçiyim ama bunun yanında kitap da yazıyorum. Kendime yazar demiyorum, aktarıcı olarak niteliyorum kendimi. Gerçek hayat hikayelerini aktarmayı tercih ediyorum. Çünkü seviyorum, hoşuma gidiyor yaşanmış hikayeleri anlatmak. İlk kitabım annemin hayat hikayesi. Yani annemin hayat hikayesi derken aslında Dersim'in de hikayesi bu. Görev gibi görerek başladım ben bu kitaba. Diyapağa bizim dedemiz, ailemizin büyüğü, bizim için çok değerli bir kişilik. Onun hayatıyla ilgili bir şeyler söylemek istersem eğer, biz de yeni öğrendik aslında, hani soyumuzun nereye gittiğini merak ederdik hep. Sağ olsun bir araştırmacı, ciddi bir araştırma yaparak, yani bu aslında Dersim'de, Tunceli'de yaşayanların kendi soylarını da öğrenmesi açısından önemli, geldiğimiz nokta nereden gelmişiz biz aslında dersek eğer, ta Şık Hasan ocağına bağlıyız ya biz, 4-5 aşiret aslında. Bu aşiretler İmam Musa-i Kazım'a torunları aslında. Yani Diyapağan'ın soyu araştırıldığında biz soy olarak Diyapağa, daha doğrusu İmam Musa-i Kazım'ın torunu oluyor. Diyapağa tabii ki önemli bir kişilik. Ferhat Uşa aşireti reisi. Aslında zeki de bir insan. Hani bunlar okumamışlar falan ama bizim büyüklerimiz. Ama Dersim'in ileri gelenleri, Dersim'in insanları öngörüleri yüksek. Dersim için savaşmış insanlar hepsi. Diyapağa da bunlardan biri. Ben iki aşiret kızıyım aslında. Hem Karaballı hem Ferhat Uşa. Benim büyük dedem de Mehmet Ali Ağa Gangozade. Böyle olunca iki dedem de benim için çok kıymetli. Tabii burada Diyap Ağa'nın Dersim için verdiği mücadele de çok çok önemli. Diyap Ağa Dersim için mücadele ederken Osmanlı döneminde çok savaşmış bunlar tabii. Bütün aşiretler savaşmış aslında. Bu savaşı Osmanlı kazanamamış o dönemde. Çünkü neden? Aşiretler hem birlikte hareket etmişler hem de Osmanlı aslında lokal savaşmış, yani iki aşiretin üstüne gitmiş. İşte aradan zaman geçmiş, başka aşiretlerin üstüne gitmiş falan, böyle başarısız olmuş. Ama o dönemde iki dedem de Diyarbakır zindanlarında zincirlenmişler Dersim için. Çok mücadele vermişler Dersim için. O yüzden çok kıymetli insanlar bunlar. Yani ben dedem olduğu için değil, yani ben Diyap Ağa ya da Mehmet Ali Ağa benim dedem olmasa bile bunlar benim için çok değerli insanlar. Çünkü Dersim için mücadele etmişler, kültürleri için var olabilmişler. O yüzden çok çok önemli. Diyap Ağa tabii şöyle bir insan, çok akıllı biri. Diyap Ağa'nın doğumu şöyle, Akirek'te, Hadişar'da doğuyor. Babası Sethan Ağa. Ama Akire'ye yerleşiyor. Bunun yerleşme sebebi de Ermeniler. O zaman tabii Kürt aşiretleri, bizim Dersim aşiretleri daha doğrusu Ermenilere çok zulmetmişler. Onlar da baş edememiş. Hem dedem Mehmet Ali Ağa'ya gelmişler, hem Diyap Ağa'nın babası Sethan Ağa'ya gitmişler. Bize demişler ki bir evladınızı verin, yani bizi siz koruyun. Sethan Ağa, dedem Diyap Ağa'yı onların yanına gönderiyor. Demişler ki Sethan Ağa sen merak etme, biz ona evde yaparız her şeyle. Yeter ki bizim köyümüzde olsun, bizim başımızda olsun. Diyap Ağa hakikaten gidiyor, ev yapıyorlar işte, konak yapıyorlar Diyap Ağa'ya. Ve böylece Ermeniler Kürt aşiretlerinin, bizim Dersim aşiretlerinin saldırısından kurtuluyor. Mehmet Ali Ağa da paşayı veriyor. O da öbür köye gidiyor. O da onları korumak amacıyla gidiyor. Yani iki ağa da feragat ediyorlar ve onlara yardım ediyorlar. Ermenileri korumak amacıyla bunların böyle misyonları da var. Yani Dersim sadece Alevileri korumak amacıyla hareket etmiş değil Dersim halkı. Dersim ağaları, bu değerli insanlar Ermenileri de korumak amacıyla hareket etmişler. Gerçi bazı yerlerde yani yanlış aktarımlar var. O başka bir şey. Ama işin gerçeği bu. Böyle olunca Diyap Ağa Akire'ye yerleşiyor ve orada yaşamaya başlıyor.
Akirek aslında bir Ferhat Uşağı köyü değil. Hani Diyapa Ferhat Uşağı aşireti reisi. Ama Akirek bir Ferhat Uşağı köyü değil. Ama Ermenilerin yüzünden orada yaşayınca bir Ferhat Uşağı köyüne de dönüşüyor bir miktar. O dönemde Diyapa çok seviliyor tabii, çok değer verilen bir insan. Çünkü bu insanların öngörüleri çok yüksek, tecrübe büyük. Osmanlı'da çarpışmışlar, savaşmışlar. Sırf Dersim'i korumak amacıyla savaşmışlar. 1915 çok güvenilmiş tabii. Ermeniler Diyapa'ya çok güvenmişler. 1915'te Ermeni tehcirinde Diyarbakır'ın Ermenileri Diyapa'ya bir emanet bırakıyorlar. Bir emanet daha bırakıyorlar ama biri canlı, biri cansız. O emanet inanılmaz paha biçilemez bir emanet. Bir ceviz sanduka içerisinde, kadife kaplı, içi kadife kaplı bir ceviz sanduka içerisinde. Bir seccade büyüklüğünde. Annem anlatırdı. O görmüş çünkü. Çıkartıp havalandırırlarmış her sene. Senede iki kez. İsa peygamber yatıyor. Meryem ana ayakta. İsa peygamber ölü. Gümüş kabartmalarla yapılmış, işlenmiş bir halı. Meryem ana'nın gözyaşları pırlanta. Ve o halının bütün saçakları pırlantalarla bezeli. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu bir emanet. Ve Diyapa'ya emanet ediyorlar. Diyorlar ki Diyapa, bu sende kalsın. Biz dönüp gelebilirsek bunu senden alırız. 1915'ten bahsediyorum, düşünün. Ve bunu Diyapa'ya emanet ediyorlar. Tabii bu her sene Diyapa bunu böyle senede iki kez havalandırırmış ya. Bir keresinde havalandırdığında bir bakıyor ki o saçaklarından birinden bir taş eksik. Arıyor, tarıyor. Biri yapmış, götürüyor. Biri çalıyor onu. O pırlanta ya, elmas ya her yeri, kalın her yeri elmas ya. Çeviş gezekten kendine bir çift kundura alıyor. Onu veriyor, taşı veriyor. Bir çift kundura alıyor, düşünebiliyor musun? Ve bunu Diyapa böyle görünce diyor ki, ben bu emanete burada sahip çıkamayacağım. Bu emaneti alıyor anneanneme, Nare Hatun'a, yani Cemşah'ın eşine, İnci Ağa'ya gönderiyor. Diyor ki, Nare, bu sende kalacak, bu bir emanettir. Geldiler, gelmediler, bu sende kalacak. Çünkü ben bu emaneti burada anlaşılan ki sahip çıkamayacağım diyor. Ve o emanet anneanneme geliyor. Annemin görme sebebi de o zaten. Yani anneannemler de her sene onu açar, havalandırırlarmış. Tekrar annem şey anlatır, öyle bir halıydı ki, ipek halıydı anlaşılan ki, katlayıp o sandukaya koyabilirlermiş. O seccade büyüklükteki halıyı. Bir emanet daha bırakıyorlar 1915'te. Ondan Nari Hatun'a, anneanneme bırakıyorlar. Diyapa'nın kızına. Evlatlarını, bir kızlarını giderken, bebek, çok küçük daha yeni doğmuş bir bebeği. Geliyorlar, diyorlar ki Nari Hatun, biz gidiyoruz. Suriye'ye doğru gidiyorlar. Biz gidiyoruz, bu kızımızı götüremeyiz, yollarda ölür, sana emanet ediyoruz. Yaşarsa, dönersek alırız diyorlar. Nari Hatun alıyor. Adı Sando. Sando teyzemiz bizim. Büyütüyor onu. Annem onu ablası gibi çok severmiş Sando teyzeyi. Şimdi Sando teyzemizin, bundan birkaç yıl önce öldü Sando teyzemiz. Orada bir kilise köyünde evlendiriyorlar. Bir Amerika'dan gelen, kendinden yaşça büyük biriyle evlendiriliyor. Sando teyzemiz, çocukları oluyor. Zelhe teyze hala kilisede yaşar. Çocukları var, torunları var. Ailece oradalar. Tabii bu geniş bir konu. Çok büyük ve çok uzun bir konu. Bu Sando teyzemizin hikayesi başka bir konu. Yani Diyapa'nın kendisi ve çocukları hem Dersim'i hem Ermeni halkını korumak amaçlı ciddi işler yapmışlar. Ve korumuşlar da. Ama bu emanetler, tabii Sando teyzemiz yaşadı. Bu emanet, bu sanduka, demin bahsettiğim o seccade büyüklükteki o işte Meryem Ana ve İsa peygamberin tablosu olan halı 1938'de bizim ev, tabii anneannem, dedem Cemşah katlediliyorlar ve ev o gece
soyuluyor, yağmalanıyor. Pencereden giriyorlar. Biraz subay ve bir köylü, muhtar. Evi yağmalıyorlar. Her şey ve o emanette, o 1938'de yağmalanan eşyaların içinde yer alıyor. O nedenle bizimkiler emanete her zaman sahip çıkmışlardır. Yani Diyap Ağa'nın da bu yönü çok önemlidir. Ben önem verdiğim için bu konuya bahsederim. Genelde yani bu Ermeni konusu çok yanlış aktarılıyor çünkü. Durum böyle. Diyap Ağa insana değer veren, halkların haklarına değer veren biri aynı zamanda. Ve çocukları da öyle. İşte Narik Hatun, işte damadı, yani sahip çıkıyorlar. 1915'ten 1938'e kadar o emanete sahip çıkıyorlar. Yani belki bir gün gelirler de veririz diye. Diyap Ağa'nın özelliklerinden biri bu. Tabii diğer özelliği de iyi bir lider aslında. Hani aşiretler arasında büyük bir lider. İşte annem anlatırdı, toplantı olduğunda eğer Diyap Ağa annemlere gitmişse mutlaka büyük bir toplantı olacağının emaresiymiş o. Yaz olursa çadırda, Kurkurik'te çadırda annem şey anlatırdı, işte 12 direkli çadır kurardık. Diyap Ağa, Seyit Rıza, Baytar Nuri, böyle insanlar gelir o çadırda toplantı yaparlardı. Hatta bir gün yine o toplantılardan birinde, işte annem çocuk, çok meraklı bir kız, kadın tabii, çocuk tabii. Bakıyor ki Diyap Ağa gelmiş, bu da köşeden bakıyor böyle dedesine. Dedesi böyle parmakla çağırıyor annemi, önce çekiniyor. Sonra gidiyor, kucağına alıyor, seviyor. Hadi ver rakamı, tosu kaykı diyor, yani git oyna diyor anneme. Öyle bir dedemiz var yani. Hem çocuğu sevebilen, ki bizim Mando teyzemiz vardı, o anlatırdı. Ankara'ya gidip geldiğinde hediye getirirmiş çocuklara. Köylü çocuklarına iskarpin getirirmiş, kendi torunlarına çarık getirirmiş. Bizimkiler ağlarmış. Mando teyze anlatıyordu. Bizimkiler ağlarmış. Niye onlara iskarpin getirdin de bize hani çarık getirdin? Niye böyle yapıyorsun? Apo derlermiş ona. Demiş, çağırmış etrafına. Dermiş ki, ben size her zaman alabilirim. Ama onlara kimse alamaz. O yüzden eşitliyorum sizi dermiş Diyap Ağa. Bu da çok önemlidir aslında. Hani başka türlü de davranabilirdi Diyap Ağa aslında. O yüzden dedemizi... Yani bizim için değerlidir aslında yapılanlar. Dersim için yaptıkları çok önemlidir. İşte Rus Savaşı'nda savaşmışlardır. Seyit Rıza'yla beraber, aşiretiyle beraber. Diyap Ağa'nın hayatı yani son bulduğunda 1935 diye biliyor bizimkiler ama bundan birkaç ay önce elime bir belge geçti. Orada 32 yazıyor. Hani meclisin belgesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekil olarak gittiğinde bu meclisin belgesinde Diyap Ağa'nın ölüm tarihi olarak 1932. Ama bizimkiler 1935 olarak biliyorlar mesela ölüm tarihini. Orada bir çelişki yaşıyoruz ama tam olarak tabii bilmiyoruz. Yani 1938'in olması her şeyi alt üst etmiş ya böyle. Tarihler de karışmış birbirine. Dedem tabii bu Atatürk'ü kurtarma olayı da tabii çok önemli. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda Sivas'a giderken suikast hazırlığı oluyor Atatürk'e. Orada işte Vali Ali Galip'in suikastını öğreniyor dedem Diyap Ağa. Onun makamına gidiyor, bastonuyla dövüyor onu. Elazığ valisini. Sonra da aşiretinden 400 kişiyi veriyor. Atatürk'ü sağ salim Sivas'a eşlik ederek Sivas'a götürüyorlar. Bu da çok önemli bir olay tabii ki. Tabii dedemin meclisteki durumu da farklı. Dedem en yaşlı vekillerden biri. Çok konuşmazmış öyle. Hani çıkıp da ahkam da kesmezmiş meclis kürsüsünde. Ne zamanki ama düşman Polatlı'ya geliyor. Tabii Fevzi Çakmak değil, işte biz efendim diyorlar, işte konuşmalar yapılıyor, ateşle konuşmalar yapılıyor. Düşman Polatlı'ya geldi, bizim meclisi Kayseri'ye taşımamız gerekiyor diyorlar. Dedem çıkıyor kürsüye, diyor ki düşman Polatlı'ya geldi, siz Kayseri'ye gitmek istiyorsunuz. Peki düşman Ankara'ya geldiğinde siz Kayseri'den nereye gideceksiniz diyor. Biz buraya ölmeye geldik.
dönmeye değil diyor. Tek başıma kalsam da burada tabancamla savaşırım ben diyor. İşte aslında Ankara'nın başkent olarak kalmasında asıl şey de budur, bu cümledir, bu cümlelerdir yani Diyapa'nın bu konuşmasıdır. Çok büyük alkış alıyor Diyapa'nın bu konuşması ve orada Ankara'da kalmaya karar veriliyor meclis olarak. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca tabii orada Diyapa'nın çok önemli bir görüşmesi daha oluyor. Bu Lloyd George heyet gönderiyor. Diyor ki gidin araştırın hani küçücük bir Tunceli'den niye 5 milletvekili var? Atatürk çok mu korkmuş Dersim'den yani? Dersim'den çok korkmuş ki hani 5 tane vekil gelmiş orada. Tabii konuşmacı olarak da Atatürk Diyapa'yı tercih ediyor. Heyet geliyor. Heyet geliyor. Diyor ki Diyapa. Hep tercüman var orada. Tercüman aracılığıyla konuşuyor. Yediğiniz, içtiğiniz helali hoş olsun. Ama benim bu söyleyeceklerimi eğer siz gidip kendi başkanlarınıza iletmezseniz zehir zıkkım olsun diyor. Baştan bir kesiyor şeyini. Gidin diyor, George mudur, Burç mudur diye bir de dalga geçiyor dede. Alay ediyor yani. O George mudur diyor, Burç mudur diyor. Ona gidin söyleyin deyin ki eğer o Dersim olmasaydı koskoca bir devlet önce gelir bizi yer, sonra da gelir seni yerdi diyor. Ne demek istiyor burada? Yani Rusya'dan bahsediyor. Biz diyor Rusya'yla savaşmasak, Rusya'yı doğudan çıkartmasak önce bizi bitirir, Türkiye'yi bitirir. Sonra da gelir sana saldırırdı demek istiyor. Tabii bu konuşma çok sert bir konuşma oluyor. Atatürk arıyor konuşma bittikten sonra. Heyet ayrılıyor oradan. Telefonla arıyor önce. Diyor ki ne oldu? Efendim diyorlar, Diyapa ortalığı bombok etti. Affedersiniz ya bu cümleyi kullanıyorum ama cümle aynen böyle. Ortalığı bombok etti. Ne oldu demiş. Böyle 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 söyledi. Atlıyor geliyor ve Atatürk Diyapa'ya teşekkür ediyor. Elini öpüyor, teşekkür ediyor. Yani Diyapa böyle biri aslında. Kısaca anlatmak gerekirse Diyapa'nın meclisteki hayatı da böyle kısa, az konuşan biri ama öz konuşan biri. Gerçekleri aktaran ve 4 ay aslında bir 4 ayda Atatürk'e küsüyor Diyapa. Bir küstüğünü bilmiyoruz ama. Hani benim tahminim, benim çıkarımlarım belki Dersim adının Tunceli olarak değiştirilmesi, Dersim'le ilgili yapılacakların belki duyumunu duymuş olabilir. Yani o nedenle de küsmüş olabilir. 4 ay küsüyor, sonra Atatürk geliyor kaldığı yere, kendisi geliyor, öyle barışıyor, kendisi alıyor meclise götürüyor falan. Yani Diyapa özel biri. Mesela Atatürk alıyor Diyapa'yı götürüyor Kızılay'a. Bunu kimse bilmez. Halbuki şeyde bu röportaj, hep bir Diyapa'yla bir röportajdan bahsedilir. Nihat Beyhan mı? Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok eski Diyapa'yla yapılmış bir röportajdan bahseder. Orada Diyapa'nın işte niye geldin Ankara'ya diye bir sorusu olur bu gazetecinin. Diyapa orada der ki işte geldim ben emekli maaşı almak için hani mecliste. Halbuki Diyapa'nın emekli maaşına falan ihtiyacı yoktur. Yani bir aşiret reisi zaten koskoca. Ta Akirek'ten Ovacık'a kadar arazisi olan bir kişiden bahsediyoruz. Emekli maaşı için müracaat eder mi? Değil. Ki bunun bir örneğini anlatmak isterim size. Atatürk alıyor Diyapa'yı Kızılay'a götürüyor. Diyor ki ben sana baba dedim, baba dermiş Diyapa'ya bu arada. Ben sana baba dedim ama sana hiçbir şey yapamadım. İleride burada binalar gökleri delecek. O gökdelen adı oradan kalmış. Gökleri delecek demiş. Gel demiş Diyapa bu Kızılay'ı göstermiş. Böyle bu arazinin hepsini sana vereceğim. Dedem çok sinirleniyor. Birden asabileşiyor. Diyor ki ben buraya mal için mi geldim? Bende mal çok. Ben buraya vatanım için geldim demiş. Vatanın bütünlüğü için geldim. Ne sen söylemiş ol bunu bana, ne ben duymuş olayım diye diyor. Konuyu öylece kapatıyor. Yani buradaki o emeklilik maaşı falan, o röportajı zaten çok yanlış bir röportaj. O çok
işte çocuklarıyla ilgili, evlilikleri ilgili inanılmaz hatalar var. Tamamı değil ama birçoğu yanlış bir röportaj o diye aile ilgili. Dedem koskoca kızla reddetmiş bir adam emekli maaşını mı isteyecek yani gidip devletten? Böyle bir şey yok tabii ki. Diyapa böyle de biri aynı zamanda. Tabii konu dersim 38'e de geliyor aslında Diyapa üzerinden. Neden? Diyapa iki kez aslında uyarılıyor. Biri Atatürk tarafından. Atatürk diyor ki Diyapa'ya, Diyapa diyor, baba diyor yani, kedine varıncaya kadar al, kimin varsa diyor. Malatya'yı geç diyor. O da diyor ki yani ben kendim karar veremem. Şimdi bir de Dersim'in hani feodal bir yapısı var ama aslında kendi içinde de bir demokratik yapısı var. Diyapa geliyor, benim bunu şeye sormam lazım diyor aşiretin işte üyelerine. Topluyor aşireti, Ferhat Uşağı'nı topluyor. Diyor ki Atatürk böyle böyle söyledi. Orada tabii hemen dedem Cem Şah'a tabii Diyapa ne derse kabul ediyor ama kendi oğlu Veli Ağa kalkıyor diyor ki biz de dedik ki diyor baba Ankara'dan gelmiş bize ne diyeceksin? Yani sen bize diyorsun ki Koca Şah'ın önünden, Karaballı'nın önünden kaç git Ferhat Uşağı kaçtı mı desinler bize. Kabul etmiyorlar orada. Diyapa'nın bu sözünü kabul etmiyorlar hala Atatürk'ün şeyini. Diyapa sakalını sıvazlıyor diyor ki çok pişman olursunuz diyor. Bir uyarı da şeyden geliyor, Mustafa Muğlalı'dan geliyor. Mustafa Muğlalı Koca Şah'ına saldırıyor, gidiyor. O saldırı sonrası orada bir kış günü mahsur kalıyorlar. Kar çok yağıyor tabii o zamanlar. Bunlar askerleriyle orada mahsur kalıyor. Tabii Diyapa ne yapıyor? Akirek'te birkaç moraba evini boşaltıyor, askerlere veriyor. Kendi odasında Mustafa Muğlalı'ya veriyor. Onlar orada bir 10 gün falan, 15 gün kalıyorlar. Tabii artık yol açılıyor falan. Mustafa Muğlalı gidiyor. Giderken de Allah'a ısmarladık diyor, gidiyor. Kadınlar Diyapa'nın odasını temizlerken bir mektup buluyorlar. Mektubu getiriyorlar Diyapa'ya verirken. Tabii okuma yazma yok. Birileri okuyor Diyapa'ya Türkçe. Diyor ki teşekkürler ediyor işte orayı tahsis ettiği için falan. Fakat bir dörtlükle bitiriyor. Çok anlamlı bir dörtlük. Diyor ki, Diyapa diyor, insanoğlu hilebazdır. Kimse bilmez fendini. Her kime iyilik edersen ondan sakın kendini diyor Diyapa'ya. Yani bu iki uyarı var aslında Dersim'in 38'de başına geleceklerle ilgili. Tabii dedem 1935'te vefat ediyor. Vefatından sonra da 1938 gerçekleşiyor. Diyapa böyle biri yani. Bir şey sormak istiyorum. Peki Diyapa'nın yolunun Atatürk'le kesişmesini şu Elazığ valisinin düzenlemeyi düşündüğü suikast olarak mı düşünüyorsunuz? Yani onları birbirine yaklaştıran ya da Atatürk'le yolunun kesişmesine neden olan? Evet evet. Yani büyük ihtimalle bu. Çünkü orada korkuyor aslında Atatürk. 400 kişiyle yolu kesilince yani kim olduklarını soruyor. Söylüyorlar onlar da. Sonra Diyapa'ya davet geliyor zaten. Diyapa kendinden değil, Atatürk'ten davet geldiği için meclise gidiyor. Orada görev alıyor. Tabii ki. Etkin. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in şimdiki valisi dedenizi mezarına ziyaret etti. Evet. Zaten sizinle aslında tanışmamız da bu vesileyle oldu. Biz haberi yayınlamıştık. Sizinle yorum yapmıştık. Birileri farklı bir yorum getirince evet. Biz oradan sizinle iletişim kurduk. Röportaj bu zamana kaldı. Çünkü İzmir'de yaşıyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz böyle 100. yılda dedemizin mezarına ziyaret edilmesi? Çünkü bugüne kadar o mezara giden işte devlet büyüklerinden bizim en azından gördüğümüz kimse olmadı. Hani basına yansıyan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle yani 100. yılda tabii ki devlet tarafından dedemin mezarına gidilmesi bizim için hani onur vesilesi yani dedemiz için onur vesilesi hatırlanmış olması. Yani çünkü cumhuriyet söz konusu olan cumhuriyet Türkiye'nin geleceği. Bizimkiler niye cumhuriyete destek vermişler? Osmanlı nedeniyle değil mi? Osmanlı'nın o Dersim'e olan vahşi savaşı. Hani bizimkiler işte biri çıkıyor Mustafa Kemal gibi biri işte yeni bir
yönetim var. Cumhuriyet gibi bir yönetim. Bizimkiler destekliyor tabii ki doğal olarak. Şimdi Cumhuriyet gibi bir yönetim biçimini desteklemiş, o dönemde 90 yaşında olmuş bir insanı düşünün. Yani çağdaşlığını düşünün. Bu çok önemli bir şey bizim için. Çağdaş bir Türkiye için adım atan bir insandan bahsediyoruz biz. O nedenle önemli. Onların hatırlaması da önemli ama daha önce de hatırlanmıştı zaten. O mezarı Gürsel Erol il başkanıyken, CHP il başkanıyken Elazığ'da genç yaşta, o valiye gidiyor. Çünkü tahrip edilmişti Diyapan'ın mezarı. Kimler tarafından tahrip edildiğini bilmiyoruz. Kırılmıştı. Yine valilik yapmıştı. O mezarı tamiratını Kamer Genç, Allah rahmet eylesin, yani oranın halkıyla beraber annem, o törene gidildi. O törende o mezarın açılışı yapıldı. Kaç yıl öncesinden bahsediyorum ben. En az 30 yıl öncesinden bahsediyorum. O mezarın tahribinden sonraki Tunceli Valiliği tarafından yapılması. Kamer Genç vardı, bütün o köylüler vardı, Çemişgezek halkı vardı. Orada vali diyor ki, işte Diyapan'ın torunlarıyla bir fotoğraf çekilelim diyor mezarın başında. Sadece aile yani. Annem itiraz ediyor. Diyor ki, vali bey, hani Diyapan'ın torunları derseniz, bütün bu halk Diyapan'ın torunu. Dedem kendi ailesi için meclise gitmedi ki. Hani bu halk için gitti meclise, orada görev yaptı. O nedenle herkesle birlikte bir fotoğraf çekiliyor. O fotoğrafta önemli bir fotoğraf aslında mezarının başında. Yani bu ikinci ziyaret, vali tarafından, devlet tarafından gidilen ikinci ziyaret diyelim. O da önemliydi. O bize sataşan da aslında yabancı da değil ama tabii bakış açısı nedeniyle böyle oldu. Ama ben orada bir çağdaş, hani o dönemde feodal bir yapıda çağdaşlığı takip ederek Cumhuriyet'e destek veren bir insanın mezarını ziyaret eden bir devlet adamını konu ederek paylaşmıştım. Oydu yani durum. Biz biraz da kitaplarınızdan bahsetmenizi isteyeceğiz. Hatta gösterebilirsiniz yanınızda. Tabii kitaplarım yanımda. Biraz da konuları, çünkü konuları... Elbette. Şöyle kitaplarım. Biraz daha kaldırırsanız. Tabii ki. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle. Şimdi ben tabii... Evdeki kediler... Evimdeki kediler, rehine çocuklar ve adın Perihan olsun diye Diyapan'ın torunu Anne Hatun'un hikayesi. Bu trajik bir hikaye. Bir yani özüne bakarsak, kitabın özüne bakarsak, bir trajediden güçlenerek çıkan bir kadının hikayesi aslında. Hani hep trajediler yok eder deriz ya, ama burada öyle değil. Annem öyle değil tabii, çok farklı. Çok Anne Hatun aslında, gerçek adı Anne, annemin. Şimdi ben kitap, tabii benim kitap yazmayla ilgili hiçbir alakam yoktu. Yani ben kitap yazabileceğimi tahmin bile edemezdim, yani mümkün değil. Annem hep bir şeyden bahsederdi. Derdi ki, kızım benim hayatım roman. Biz kahvaltıya otururduk. Annem her sabah 38'i anlatırdı. Başına, ailesine, dersin başına gelenleri anlatırdı. Biz o sofrayı sofradan ağlayarak kalkardık her sabah. Hiç bu sekmezdi yani. Sanki annem yeniden anlatırdı böyle. Sanki ilk kez anlatıyormuş gibi. O yüzden bizim yani aklımıza nakşetti. Annem hep şöyle bitirirdi. Kızım benim hayatım roman. Keşke bir gazeteci olsa da ben hayatımı ona yazdırsam derdi. Böyle biz aslında şey yapmıştık. Hatta Şükrü Hoca'yla da konuşmuştuk. Acaba böyle bir şey... Şükrü Aslan Hoca annemle bir röportaj yapmıştı Dersim 38 ile ilgili. O kitapların da yer verdi anneme tabii ki. Annenizin hayatından, yaşadıklarından alıntılar mı? Tamamı annemin diliyle, annemin kendi anlatımı. Çünkü neden? Görseli var. Kasete kaydetmiştik. Ben o görselleri çözümleyerek bu kitaba aktardım. Tamamı, yani bu kitabın okurken annemin diliyle okuyacaksınız. Annemin tamamı annemin anlatımıdır. Ben sadece aktarıcı olarak kendimi
nitelediğimi söylemiştim zaten. Şöyle, annem hep cümleyi şöyle bitirdi. İşte size demin anlattığım gibi, benim hayatım roman, biri olsa da yazsa, bir gazeteci olsa da yazsa diye. Tabii annemin bu anlatımları çok sözlü tarih çalışanlarına şey oldu. Onlar da geldiler, annemle konuştular, annem aktardı, yaşadıklarını aktardı. Şükrü Hoca sağ olsun, Şükrü Aslan Hoca onları yer verdi. Yani kitaplar böyle çıktı aslında. Benim hiç yazma niyetim yoktu. Ya bir de böyle bir yeteneğim yok yani. Ben neyi yazacağımı bilemeden. Fakat hazırladım o sene işte kameralıyı, her şeyi. Annemin köyde, evinde olsun istedim çekimi. Ama olmadı. Annemi 2014'te kaybettik. Tabii sonrasında bir görev oldu tabii bu. Benim için bir görevdi. Ben bu kitabı bir de destek aldım tabii. Herkes sen yaz, sen yaz dediler. Tabii oturdum da ne yazacağım? Yani benim bir arkadaşımın çok yani bu edebiyat konusunda ombudsman olan bir, şimdi rahmetli oldu Turgay Gönenç beyefendi. Onun desteğiyle ona gittim. Yazarsın dedi. Mutlaka o da destek verdi ve böyle başladık. Bir satırla başladı. Tabii ki annemin anlatıları vardı görsel olarak. Onları da ben çözümleyerek aktardım. Annemin hayatını yani böyle aktardım. Annemin kendi anlatımıdır. Çok önemli bir kitaptır aslında. Yani ben yazdığım için söylemiyorum. Dersim için ve bir kadının, özellikle bir çocuğun, ama güçlü yetişmiş bir çocuk tabii. Ailede öyle bir yetiştirilmiş ki güçlü bir kız çocuğu olarak yetişmiş. Annem zaten çok meraklı, çok zeki. Matematikte zaten sınıf atlatmışlar. Garbe gidiyor annem. Tek başına gönderiliyor. Sınıf atlayan bir kız çocuğu. Çok zeki olduğu için o trajediyi güçlenerek çıkabilmiş trajediden yani. Acayip bir kadın. Annem sıra dışı bir kadın. Kitabın zaten Şükrü Hoca da öyle sıra dışı bir kadının hikayesi diye başlıyor kitapta. Annem tabii 9 yaşındayken Kurkulik'te yayladalar. Hani Dersim'de hep isyan var, isyan var, isyan, Dersim isyan deniyor ya. Bu isyan nasıl bir isyan ki bizimkiler Kurkulik'te yaylada? Neden savaşta değiller değil mi? İsyan varsa savaşta olmaları gerekirdi. Dedemler çadırda 9 yaşında annem. Bir gece pazar günü bütün ailesini kaybediyor annem. Bir günde. Abisi, ablaları, babası, annesi çadırda çalışanlarla kalıyor annem. Akşamüstü köyün muhtarı geliyor Memiş. Onu arıyorlar. Diyorlar ki Cemşah'ın kimi kaldı? Diyor ki bir kızı kaldı. Halbuki söylemeyebilir değil mi? Saklayabilirler. Hozat'a getir diyorlar. Alıyor bu annemi. Ata bindiriyor. Bozat'a götürüyor bir akşamüstü. O koca alayın içine annemi bir as subaya emanet ediyor. Annem dönüyor Memiş'e diyor ki, Memiş beni bırakma. Memiş annemin yüzüne bakmadan oradan çekiyor gidiyor. Annem as subayın elini tutuyor. Ve annem gece 3'e kadar sorgulanıyor. 9 yaşındaki bir çocuğu düşünün, kız çocuğunu düşünün. Fakat orada annemin tek bir şansı var. Paşanın yaveri. O katil paşanın yaveri. Yaver annemi koruyor. Tabii sorgu. Yavere götürülüyor annem. Kimdir bu? Cemşah'ın kızı. Ölüme gönderiliyor aslında. Ölüm için götürülüyor. Yaver annemin kulağına eğiliyor diyor ki, kızım diyor, eğer sana sorarsa paşa, derse annenin babanın yanına gitmek ister misin diye, evet deme, hayır de diyor. Tamam mı? Annemi tembihliyor böyle. Annem paşanın huzuruna çıkartılıyor falan. Tabii sorgu. Kimin nesi diyor yavere. Efendim diyor, Cemşah'ın kızı. Ha diyor, adı ne bunun diyor. Anne diyor annem. Efendim Türkçe biliyor diyor yaver. Efendim Türkçe biliyor diyor. Ha şu Cemşah diyor, Seyit Rıza'ya portakal sandıkları içerisinde silah yollayan Cemşah. Annem çocuk ama çok akıllı ve cesur bir kız çocuğu olduğu için, öyle de yetiştirildiği için diyor ki, hayır diyor, benim babam diyor müteahhit, benim babam Ferhat Uşak.
Seyit Rıza Basuşa. Babam niye silah göndersin Seyit Rıza'ya? Babanı mı savunuyorsun diyor. Senin adın ne diyor? Anne diyor annem. Ha şu gaddar kadının adı diyor burada simge olmuş. Anne Diyap Ağa'nın ablasının adı. Similke'de yaşıyor zaten Similke köyünde. Similke'de yaşıyor ama cesur kadın. Çift silahla falan dolaşırmış böyle paltolu maltolu. Çift silahla dolaşan bir kadından bahsediyoruz. Ha diyor şu gaddar kadının adı burada simge olmuş. Bundan sonra diyor senin adın Perihan. Bu kitabın özü bu aslında. Adın Perihan olsun. Bir gecede annemin adı değişiyor. Ondan sonra annem hep Perihan olarak anılıyor. Aslında gerçek adı anne annemin. Ve 3 gün orada nezarette kalıyor ama tabii bu arada bu paşadan sonra götürün diyor. Öldürülmeye gönderiyor. Orada gittik diyor annem. Loş ışıklar. Çadır loş tabii. Elektrik yok bir şey yok. Fenerler yanıyor diyor. Bir çadıra gittik. Yanımda 2 tane silahlı asker. Arkamda yaver omuzlarımdan tutuyor diyor. Eğiliyor bana diyor ki diyor annem kızım kaçmayasın seni vururlar diyor. Annemi tembihliyor. Gittik bir çadıra diyor. Film sahnesini düşünün. Gittik bir çadıra diyor. Bir masa, tahta masa. Masanın üzerinde bir kılıç. Bir somyada uzanmış bir adam diyor. Bir asker kıyafetli bir kişi. Böyle yatarak sordu. Kimin nesi? Yine yaver demiş ki efendim Cem Şah'ın kızı. Ha o da aynısını söylüyor. Abdullah Altdoğan gibi söylüyor o da. Diyor ki ha şu Cem Şah portakal sandıkları içerisinde Seyit Rıza'ya silah götüren. Annem yine aynı babasını savununca bu yerinden kalkıyor geliyor annemin şu saçını tutuyor şöyle sallıyor. Hala babanı mı savunuyorsun diyor anneme. Annem ağlıyor orada. Gözyaşları dökülüyor. Gözyaşları dökülünce bu paşa yavere inanılmaz bir ses tonuyla bağırıyor diyor. Yeter artık diyor. Bıktım bunlar insan insan diyor. Söküp atacağım diyor bunları diyor. Apoletler burada ya o şeyler. Yıldızlar, mevkiler. Söküp atacağım bunları. Yeter artık diyor ya bunlar insan diyor. Götür kendisine yaparsa yapsın. Diyor ve annemi oradan yaver alıyor. Çadırdan çıkıyorlar yine iki asker yanında böyle silahlı. Yaver eğiliyor anneme diyor ki kızım geçmiş olsun. Tabii annem sonradan diyor ki annem ben diyor geçmiş olsun ne demek bilmiyorum ki diyor. Sonra algıladım ki diyor hani beni öldürmeye götürdüler. Hani ben oradan çıkınca diyor benim hayatım kurtuldu. Yaver de bana geçmiş olsun dedi diyor. Tabii tekrar götürüyorlar anneme yemek geliyor bir sene içerisinde. Annem diyor ki karpuz var, yemekler var diyor. Kızım ye. Yiyemiyorum ki diyor. Buramdan inmiyor diyor aşağıya. Yiyemiyorum diyor. Bir tek karpuz indi aşağıya. Eyvah demiş. Şimdi ne olacak? Askerleri çağırıyor yaver. Hepsinden yiyeceksiniz diyor. Yemeklerden yediriyor askerlere. O seni paşaya gidiyor. Paşa kontrol ediyor. Yani bu çocuğun duygusu ne? Ailesi için üzülüyor mu, üzülmüyor mu? Hislerini kontrol ediyorlar annemin. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu çok önemli bir şey aslında. His kontrolü yapılıyor. Yani annemin yediği yemek yiyor mu, yemiyor mu? Eğer yemezse kellesi uçacak. Tamam mı? Tabii hemen orada askerler giyiyor bir şeyler iki kaşık o, iki kaşık o. Hemen tepsi gönderiliyor, yavere çıkıyor falan. Anneme bir oda tahsis ediliyor. Yine kapısına iki tane bekçi konuluyor. Yaver annemi kızım diyor eğer senin pencereni bir tıklatan olursa sabah bana söyleyeceksin. Tabii sabah oluyor. Annem 3 gün kalıyor orada. Sabah olduğunda yaver kapıyı açıyor ki annem tabii ağlamış sabaha kadar ağlamış. Yastık ıslanmış falan. Gözler şişmiş böyle. Eyvah diyor paşa seni böyle görmesin. Eliyle yüzünü yıkıyor. Yıkıyor annemin gözlerini siliyor falan kurutuyor. Bir bardak süt getiriyor. İçemiyorum ki diyor süt getirmiş diyor yaver diyor. İç kızım diyor iç. O bir bardak sütün birazını içtim diyor. Tamamını içmedim. 3 gün orada kalıyor. Tabii bir sürü şeye şahit oluyor orada annem kaldığında. Çünkü orada kapıda oturtuyorlar annemi. Annem orada bir sürü şey görüyor. İşte iple elleri bağlı insanları bir yerlere götürüyorlar. Annem sormuş bunlar nereye götürülüyor? Ölüm deresine götürülüyor diyor. Söylüyorlar anneme.
Hani annemin hayatı böyle bir büyük bir trajedi ve 3 gün sonra sürgüne gönderiliyor. Bu kitapta tabii ki ayrıntıları var. Yani bu kitap, o kitap. Bütün, tabii ben kısa anlatıyorum, özetini anlatıyorum size. Kesri'ye, Elazığ'a gönderiliyor. Elazığ'da toplama kampında yine şansı yaver gidiyor. Orada ailesini tanıyanlar çıkınca anneme orada yine bir çadır tahsis ediliyor. Doktora rapor yazdırıyorlar gözlerinden rahatsızdır diye. Ve annemin saçları kesilmiyor. Ya çok önemli. Bütün kadınların ve erkeklerin saçları sıfıra vuruluyor orada. Ama bir tek anneminki kesilmiyor. Akşam alıyorlar, evlerine götürüyorlar. Orada banyosunu yaptırıyorlar. Elbiseleri yıkanıyor. Sabah tekrar o çadıra getiriyorlar. Ta ki ailesinden birileri gelene kadar. Bir bakıyor ki dayısı, Diyapa'nın bir sağır oğlu var. Gero dayı dediğimiz Hüseyin Ağa. Onlar dağda mücadele ettikleri için operasyonun bittiğini söyleyince bunlar iniyor ve teslim oluyorlar. İşte onlara gelince kızım gitmek ister misin diye sorunca annem isterim diyor. Ve o vagonlarla, o hayvan taşınan vagonlarla annem Bursa Karacabey'e sürgüne geliyor. 9 yaşında çocuğa verilen belge de aile reisi deniliyor annem için. Düşünebiliyor musun? Bunlar çok önemli şeyler aslında. İşte dersim ve bu trajediden Perihan olarak çıkıyor. İkinci kitabım Evimdeki Kediler. Bu bir kadının, evli bir kadının başına gelenler. Bu bir yüzleşme kitabı aslında. Benim bu kitabı yazma nedenim bir vapurda tanıştım bir kadınla. Ben doktoruma kitabı imzalamak için, işte romatoid artrit hastasıyım ben, tedavi görüyorum. Vapurda rastlaştığım bir kadının hayat hikayesi aslında. Adını, her şeyi saklı. Benim hayatımı yazar mısınız dedi. Yani olur ha, insanların, bütün insanların hayatı önemli ve değerlidir aslında. Yazılmaya değerdir. Ve anlattı, çok enteresandı tabii. Defalarca kocası tarafından aldatılan bir kadının hikayesi bu. Defalarca ama. Ama sonu tabii şey, kadın için mutlu biten bir hikaye, evliliği de bitmiyor ama çok mücadele ediyor. Ama burada aslında ben bu kitabı yazarken araştırma yapmıştım. Yani bu konuda hukuk ne diyor acaba? Hani ev içi şiddetine giriyor mu? Neye giriyor bu aldatılmalarda bir şiddet aslında? Hani alışılagelmiş. Burada çok önemli. Aydın'ın kadın avukatlarının yaptığı bir kongrede İnanılmaz tespitler var bu konuyla ilgili. Hem çocuk hem kadınla ilgili. Onu da ekledim bu kitabın arkasına. O yüzden bu da değerli bir kitap aslında. Bir yüzleşme kitabı. Üçüncü kitabım da Rehine Çocuklar. Bu hem bir miktar kendi hayatım da var. Burada benden de bir bölüm var. Bu da gerçek bir anlatı. Anlatılar benim için çok önemli, yaşanmış hikayeler. Burada da çocukların yaşadıkları, yani şöyle, baskıcı ailelerin, otoriter bir babanın ya da otoriter bir annenin ya da boşanmak üzere olan ebeveynlerin, çocukların yaşadıkları, başına gelenleri anlatan bir kitap. Bu kitapta başroldeki kahramanımın aslında yaşadığı, aslında Türkiye tarihinde ilgilendiren önemli ve özel bölümler var. Bu da iyi bir kitaptır aslında. Yani kitaplarım böyle. Özel kitaplar diyorum kendim için.